böbrek yetmezliği. Evet. Elma, armut, nar, limon, kestane. Alt alta koyup toplayamayacağımız 6 tane semptom vardı elimizde. Şimdi 7.'si de geldi. Evet, olay yeri inceleme. Olaylar kızışıyor. Dökünün bakalım. Bence böbrek yetmezliğinin bir şeyi kızıştırdığı yok. Antibiyotikler yüzünden oldu. Olabilir. Şöyle düşünsek... tansiyonun düşmesi ve karın ağrısı genellikle enfeksiyonu işaret eder. Bu cepte. Karın içi enfeksiyon sepsise, sepsis de tansiyonun düşmesine sebep olur. Evet doğru ama biz karın içinde enfeksiyon var mı diye araştırdık ve bulamadık hatırlarsın. Biliyorum bulamadığımızı, biliyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben diyorum ki... duruma tersten baksak. Yani ya her şey burada tersten işlediyse... ya tansiyon düşüklüğü karın ağrısına sebep olduysa. Viral kardit belki. Bağırsaklara yeterince kan gitmiyor. Sonuç karın ağrısı. Ya çok duyulmuş bir şey söylemediğimi biliyorum zaten. 10 milyonda bir desek Mehmet Ali. Tamam, 10 milyonda bir. 10 milyonda bir. Burada yaptığımız şey bu değil mi zaten her gün? Olmayanın peşinden gitmek. Ayrıca bu her şeyi açıklıyor. Kardiyomiyopati, ağrı, ateş, düşük tansiyon. Maşallah. Kitabı hatmetmişsin. Dolap dere. Bir de bizi saf yerine koymasan... koyduğum teşhis her şeyi açıklıyor diyorsun. Peki. Öksürük, döküntü bunlar mı olacak peki? İstiyorsan silelim. Sonuçta biz bizeyiz. Döküntüye her şey sebep olabilir hocam. Döküntünün bir önemi yok. Turuncu. Mor. Yeşil. Evet. Kardiyak enfeksiyon. Kardiyak enfeksiyon. Turuncu. Öyle yapalım. Alerji. Birisi alerji demişti. Mor olsun mu alerji? Yakışır. Alerjiyi de mor yapalım. Evet. Emre, karsinoid tümör demiştin sen değil mi? Yeşil yapalım onu da. Yeşil olsun. Hipotiroidizm. Evet. Parazit vardı. Parazit. Son olarak da sinüzit. Hocam olmayacak her şeyi farklı renklerle işaretleyeceksek ben başka renkte kalemler getireyim. Bu semptomların hepsini birden açıklayacak bir durum yok elimizde. Nişantaşı haklı. Ama turuncu ile yeşil her şeyi açıklıyor. Nasıl yani hocam? İki ayrı hastalık aynı anda mı baş gösterdi diyorsunuz yani ben anlamadım. Peki ustura teorisi ne olacak? Okkam'ın usturası. Eğer belirli bir durumu açıklayan birden fazla teori varsa en iyisi en basit olanıdır. Yani sana göre bir ikiden daha basit öyle mi? Bana göre değil. Kime sorsanız aynı cevap verecektir hocam. Vay be. Zeynep herhalde bu kişisel gelişim kitaplarından birini buralarda unuttu. Sen de boş zamanlarında tuvalete kapanıp okuyorsun. Öyle mi? Ne alakası var hocam? He? Havalar. Böyle bir usturalar, jiletler, William'lar, Rockham'lar falan filan. İyi, kime sorsanız öyle dermiş. Soruyorum o zaman. Bir bebek var elimizde. Emre diyor ki, iki insan bir araya geldiler, yatay pozisyona geçtiler vesaire. Şimdi oralara girmeyelim detaylara. Bu bebeği yaptılar. Ben de diyorum ki, bir leylek, tek bir leylek uçarken kazara gagasının ucundan bebeği düşürüverdi. Şimdi... sen hangisini seçerdin? Leyleği herhalde. Çünkü bir, daha basit. Yani o kadar... acayip bir örnek verdiniz ki ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Acayip. Sensin acayip. Tişörtün acayip senin be. Neden bir, ikiden daha basit? Hı? Daha az, yalnız, tek başına. Öyle mi? Şimdi bu tahtadaki ihtimallerin her biri... binde bir olacak şeyler, öyle değil mi? Yani ikisinin aynı anda olma ihtimali milyonda bir. Emre dedi ki, kardiyak enfeksiyonun olma ihtimali 10 milyonda bir. Yani benim teorimin olma ihtimali seninkinden 10 kat daha fazla. Sıfırlar fazla geldiyse hesap makinesi vereyim. O zaman ne yapalım?
Tahlillere başlayalım artık değil mi hocam? Direkt tedavi. Tahlil zaman olur. Sinüzit için ampisilim sülbaktan verin. Turuncu için, turuncu neydi turuncu? Hipotiroidi. Ama o kadar olmayacak bir teori ki kendi hafızanız bile hatırlamayı reddediyor hocam. Lak diye oturttun yine cevabı. Dolap dere. Sen yok musun sen? Keşke hastamız ölmüyor olsa da biz de burada muhabbete devam etsek. He? Yastık daha isteyeyim mi? Yok yok, iyi böyle. Merhaba Kaan. Merhaba. En çok öksürükten yoruluyor. O ne ilacı? Hipotiroidi. Amcamda vardı o hastalık galiba. Damardan verdiğimiz levotiroksin bizim sorunumuz çözecek yapay bir tiroid hormonu. Hemşireler sana ayrıca yeni bir antibiyotik de verecekler. Oldukça spesifik bir antibiyotik. Sinüzit için mi o? Evet. Peki diğer ilaç, o da tamamen başka bir şey için o zaman, öyle mi? Öyle. Merak edilecek bir şey yok. Kaan yakında ayağa kalkar, işe asıp gezmelere başlar yine. Ya da artık ne yapmayı seviyorsunuz? Oğlum. Anne. Oğlum. Buyurun. Doktor bey, Kaan'ın anne ve babasıyız biz. Durumu nasıl? Kaan'ın durumu gayet... Anne, baba, Defne ile tanışın. Bu hafta sonu eve gelecektik aslında beraber. Biz sözlendik. Büyük hayranınızım sizin hocam. Yani işinizi yaparken kimsenin ne dediğini umursamıyorsunuz. Her şeyi kafanıza göre kendi bildiğiniz gibi yapıyorsunuz. Demek mezuniyetinizde, uzmanlığınızda Hacettepe öyle mi? Evet. Çok güzel. Evet. Müzik. Ya. Grubum var. Rock müzik falan yapıyoruz. Bir iki tane bestem de var. Hadi canım. Doktor. Bu adamı kaçırmamamız lazım. Grup kuracaktık ya. Ciddi misiniz? Nasıl yani? Hiç şansın yok. Neden? Dövmen var, dövmen. Yok artık hocam. Sizin gibi birinin dövmeyle, mövmeyle, sıra dışı şeylerle probleminiz olacağı hayatta aklıma gelmezdi. Öyle mi? Sıra dışı mı olmak istiyorsun? Saçlarını kes. Dövmeni sildir. Çık dışarı bak. Senin yaşında kolunda yılan dövmesi olmayan genç yok be. Anan sokağa çıksa zar zor ayırt eder seni akranlarında. Sıra dışı ve aykırı mı olmak istiyorsun? Saçlarını kestir. Kalemlerini diz cebine. Giy önlüğünü. O kütüphanede inekleyen arkadaşlarım var ya. Onlar gibi olacaksın. Onların umurunda değil. Kimin ne düşündüğü. Capito. Evet. Teşekkürler. Hocam var mıydı başka bir şey? Ne yapacağız o zaman bundan sonra? Hep okul birincileri ve ineklerle mi görüşeceğiz? Yani. Aslında bilemedim be. Onlar da analarının babalarının korkusundan inek oluyorlar. Benden korkmaz onlar. Hiç merak etme. Sen böyle sevimli olduğun sürece hiç merak etme. Korkarlar mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.